Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Günaydın. Cuma günü piyasalara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın swap faiz oranlarını yükselttiğini ve dolardaki yaşanan yükselişe, 8'e doğru yaşanan yükselişe kayıtsız kalmadığını gözlemledik. Tabii burada etkilere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın attığı esasında güçlü bir adıma karşılık kur üzerinde sınırlı bir etki gözlemledik. Bu da Borsa İstanbul'daki vereceği tepkiyi sınırlayan ve borsa üzerindeki baskıyı devam etmesine sebebiyet veren bir gelişmeydi. Diğer taraftan baktığımız zaman da Bloomberg'de çıkan Türkiye'deki Ereğli'de bulunan ilk doğal gaz rezervinin ikinci ve üçüncü katmanlarının da önümüzdeki hafta açıklanacağına yönelik haber piyasaları olumlu yönde etkiledi. Çünkü burada özellikle ilkinin oldukça üzerinde bir rezerv açıklanması beklendiği haberlerin içerisinde yer alınıyor. Oldukça büyük bir rezerv rakamından bahsediliyor. Tabii bu da piyasalar için bir heyecan, bir beklenti yarattı. Hafta sonunda bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese bile doğalgaz rezervinin geleceğine yönelik haberler piyasa için bu 2 Mayıs içerisinde bir beklenti oluşacak. Bununla birlikte hem 3. çeyrek beklentileri hem Merkez Bankası'nın kura karşılık parasal sıkılaştırmayı arttırmış olmasının verdiği bir normalleşme artı bir de doğalgaz rezervlerini düşünürsek 2 Mayıs için piyasalar için pozitif bir dönemin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Borsa İstanbul'da ilk etapta 1188 seviyesi, 1200 seviyesindeki seviyeye tekrar yükselmeye çalışacak. 1200 bizim zaten zirve seviyemiz. Bu zirve seviyesi de 2 Mayıs içerisinde zorlanabilir. Kanal desteğimiz 1152 seviyesinde oldukça kuvvetlenmiş vaziyette ve buradaki 1152 seviyesinden yükselişi de geri çekilmelerde Borsa İstanbul'u destekleyecek. Viyop tarafına baktığımız zaman Viyop da bir önceki seviyesinin üzerine kırdı, çıktı. Geçen haftaki seviyesi olan 1308'in üstüne çıktı. Orada da 1330 seviyesine doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Haftalık ve günlük önerilere baktığımız zaman haftalık önerilerimiz Arçelik, Brisa, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Vestel Beyaz Eşya ve Yataş'tan oluşuyor. Günlük olarak önerilerimize baktığımız zaman bunlardan Albaraka, Goodyear, Milliyet Pazarlama, Türk Traktör ve Zorlu Enerji'den oluşuyor. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.